RT TV'nin ve Pamukkale TV'nin değerli izleyenleri. Bugünkü analiz programında birazcık finansa ve ekonomiye bakalım. Ekonomiyi analiz edelim dedik. Çünkü sokağa çıktığımızda birbirimize merhaba dedikten sonra herkes birbirini soruyor. Piyasalar nasıl? Kaleci nasıl? Aydın'da durum nedir? İzmir'de durum nedir? Biz de bugün dedik ki biz de bu işleri, ekonomi işlerini ekonomiyle ilgili profesörlere soralım. Sayın Profesör Doktor Hakan Aygören'i davet ettik. Geldiler, katıldılar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ederim. Tabii ki geçen ay Denizli'de çok büyük bir sempozyum gerçekleştirildi. 18. Finans Sempozyumu ile ilgili yoğun röportajlar da yaptık ama evet. Hocam isterseniz önce bir bu sempozyumu değerlendirelim. Sonra ekonomiye böyle bir göz atalım. Sonra da Pamukkale Üniversitesi ile sanayi nasıl ekonomik anlamda işbirliği yapabiliyor mu? Evet. Onu sorgulayalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle. Söylediğiniz gibi geçen ay 15-18 Ekim tarihleri arasında 18. Finans Sempozyumunu Pamukkale Üniversitesi başarılıyla düzenlemiş bulunmakta. Tabii bu sempozyumun tamamlanmasıyla birlikte önemli ölçüde de hem Denizli'ye hem üniversitemize katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sempozyumu Pamukkale Üniversitesi'ne getirebilmek için gerçekten özverili çalışmalar yaptık. Yaklaşık bir 3 senelik süreç içinde bu sempozyumla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ve dediğim gibi de önemli ölçüde de başarılı olduk diye düşünüyorum. Bu sempozyum tabii finans sempozyumu, daha çok finans alanıyla ilgili bildirilerin sunuldu. Aynı zamanda teoriyle pratiği de bir araya getirmeye çalıştığımız bir sempozyum oldu. Diğer önceki 17 sempozyumdan en temel farklılığı ise sanayinin de işin içinde olmasıydı aslında. Çünkü hepimizin de bildiği gibi Türkiye'de konuşulan bir başlık var, üniversite sanayi işbirliği. Biz sanayinin, Denizli şehrinin bir bütün olarak üniversitesiyle beraber güzel organizasyonlara imza atabileceğini, burada çıkan araştırmaların ya da analizlerin Türkiye ekonomisine, Denizli sanayisine katkı sağlayabileceğini göstermek amaçlı çalışmalarda bulunmuştuk. Ve önümde de sempozyum kitabımız var. Bu sempozyum kitabımızda 60 tane bildirimiz var. Makro ve mikro düzeydeki araştırmalardır bunlar. Yani işletme bazında yapılan araştırmalar yanı sıra para politikaları veya maliye politikaları bazında da yapılan araştırmalar var. Dolayısıyla burada yapılan araştırmalar hem sanayicimize hem de politika yapıcılara umarız faydalı olur ve sonuçları değerlendirilerek bir katkı yapılmış olur. Şimdi ben özellikle sempozyumla ilgili birkaç istatistik de vermek istiyorum. O istatistikleri de paylaşmak istiyorum hem sayın seyircilerimizle hem Denizli halkıyla. Bildiri sahibi 77 katılımcımız var. Sadece katılımcı olarak bildirisiz katılanlar 76, dış katılımcı 42, günübirlik katılımcılar 43. Tabii bunlar dışarıdan katılımcılar. Biz Denizli içinden katılımları da buna eklediğimiz zaman yaklaşık 350 katılımcılı bir sempozyum düzenlemiş ve tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla önemli bir rakam bir sempozyum için. Önceki sempozyumlarla kıyaslandığında önceki sempozyumlara göre 2-2,5 kat daha fazla katılımcıyı biz Denizli'ye getirmiş olduk. Tabii burada ben başta rektörümüz Hüseyin Bağcı olmak üzere, çünkü hiçbir zaman bize desteklerini esirgemedi, her zaman yanımızda oldu. Ona ilk öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra bu sempozyumu beraberce
bir bütün olarak düzenlediğimiz şehrimize teşekkür etmek istiyorum. Tabii şehrimiz derken bize ana sponsor olan Organize Sanayi Bölgesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu ve hakikaten bize çok büyük destek veren, maddi desteğin yanında moral motivasyon veren, bizi teşvik eden Derya Baltalı'ya burada çok teşekkür etmek istiyorum. Umarız bu işbirliğimiz daha sonraki yapacağımız ve oluşturacağımız projelerde devam edecektir ve Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak da sanayi üniversite işbirliğini yoğun bir şekilde yaşamaya başlayacağız. Diğer sponsorlarımızdan da çünkü bir bütün olarak burada konuştuk. Denizli olarak buna sahip çıktık. Başarımızın arkasındaki en büyük temel sebeplerden bir tanesi de budur. Aydem'e teşekkür ediyorum. Bereket Enerji'ye teşekkür ediyorum. Tabii bize destek olan Deniz Ticaret Odası, Sanayi Odası, İş Bankası, Halk Bankası'na teşekkür ediyorum. Özellikle bizden mezun olmuş, daha sonra girişimcilik ruhlarıyla beraber işletmelerini kurmuş ve şu anda da ihracat gerçekleştiren Denmar'a teşekkür ediyoruz. Bizim öğrencilerimizdir bunlar. Doğru Yol Tekstil'e teşekkür ediyoruz. Kolesio Otel'e yakın ilgi ve sıcaklıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve özellikle de bizi kurumsal olarak destekleyen ve önem veren, bize inanan ve bizim arkamızda duran Borsa İstanbul'a teşekkür ediyoruz. Çünkü bunların desteği, bu tür kurumların desteği bizim için çok önemli. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim sponsorumuzdu. Gördüğünüz gibi yaptığımız işin önemi ortada. Sponsorlarımız bu önemi biliyorlar ve bizim bu sempozyumda önemli bir organizasyon yaptığımız bilincinde olduğumuz için bu desteklerini bize verdiler. Ben bize güvenlerinden dolayı tüm Denizli'deki işletmelerimiz ve kurumlarımıza, Türkiye'deki kurumlarımıza, Borsa İstanbul gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. Zaten şöyle bir şey de geliştirdik. Benim genelde yaptığım uygulama odur. Yaptığımız bir sempozyum sonrası bütün sponsorlarımıza bir rapor hazırladık. Biz sempozyum öncesi ve sempozyum sürecinde ve sempozyum sonrasında neler yaptık? Bu bir rapor halinde tüm sponsorlarımıza gönderildi. Birer sempozyum kitapçığıyla beraber. Aynı zamanda elektronik ortamda da bunları edinebiliyoruz. Dolayısıyla hem şeffaflık gereği, hem hesap verebilirlik gereği, hem de yapılan işlerin ortaya çıkartılması ve daha iyi anlatılması gereği biz bu tür bir rapor sunmayı kendimize her zaman düstur edindik. Dolayısıyla da bu rapor, hocam yanlış anladım, özür dilerim. Bu rapor çalışma planı ve bunlar bir katkı koyuyorlar buraya. Evet. Bir ekonomik, maddi ya, katkı koyuyorlar. Tabii. Bunda nasıl harcandığını... Tabii, harcamalarımız, katılımcı sayısı, misafir ettiğimiz profesör, doçent, yardım doçent sayısı, sunulan bildiriler, organizasyonun gelişim şekli, paraların nereye harcandığı, bunlar hep açık ve şeffaf. Zaten bizim... Yani buraya işte şu kadar para tabii yani bahşettiniz. Bunun zaten bütçesi belli. Hesabı buluyorsun. Nerelere harcandı, bunlar kesinlikle şeffaf bir şekilde. Zaten tüm üniversitemiz bu şekilde şeffaf bir şekilde sistemini kurmuş durumda. Dolayısıyla bizim bir bilim merkezimiz de var, onu da burada zikredelim. Dolayısıyla biz bütün kongre, konferans ve sempozyum türü aktivitelerimizi genel olarak oradan yapıyoruz ve o takip ediyor. Sadece hocalar organizasyonun içinde bulunuyor. Dolayısıyla şeffaflık açısından, hesap verebilirlik açısından herhangi bir problemimiz olmuyor. Bu yani, da bizim en büyük artılarımızdan bir tanesi. Sayın Rektör Hüseyin Bağcı'nın altında
dışında da bir bilim kurulu var diyorsunuz. Tabii, bilim merkezi derneğimiz var. Evet. Derneğimiz var. Bu dernek kanalıyla tabii ki Sayın Rektörümüz Hüseyin Bağcı'nın kontrolü altında. Dolayısıyla yapılan işler bunlar. Önemli olan bizim için aslında katma değeri gerçekleştirebilmek. Bu harcamalarından ne bundan ne fayda aldığımızı gösterebilmek. Aldığımız faydalar da burada var. Özellikle Finans Bilim Platformu Başkanımız Profesör Doktor Metin Kamil Arcan hocamız Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesidir finans alanında. Bize yazmış olduğu ve internet sayfasında yayınlamış olduğu 18. Finans Sempozyumu ardından başlıklı yazısında gerçekten bizi çok memnun etti. Gerçekten bizi çok övücü şekilde orada Pamukkale Üniversitesi Denizli'nin beraberliğini bir şekilde anlatmış durumda. Ben kendisine buradan nezaketinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi daha da motive etti. Dolayısıyla biz bundan sonra daha farklı, daha Denizli'mizi ön plana çıkaracak, üniversitemizi ön plana çıkaracak, sanayi odamızı ön plana çıkaracak, sanayi organize sanayi bölgesini ve diğer odalarımızı ön plana çıkaracak çalışmalar için bugünden başladık zaten. Peki bu 18. Finans Sempozyumu daha bilimsel içerikli ve farklı bir sempozyum değil mi? 2 yılda bir, şöyle, 3 yılda bir yapılan. Tabii, hayır, her yıl yapıyoruz sempozyumu ve her yıl Finans Bilim Platformu'nun atamış olduğu veya karar vermiş olduğu bir üniversitede yapılıyor. Mesela bugünden 3 sene sonraki 3 ardı ardı yapılacak finans sempozyumlarının hangi üniversitelerde yapılacağı burada belli oldu. Yani 3 senesi dolu şu anda. Yani almak o kadar kolay değil. Eğer biz bugün başlamış olsaydık çalışmalarımıza belki 3 sene doluydu. 4. sene bunu buraya getirebilmiş olacaktık. Biz onun için diyoruz. Yani bu çalışmalar 4 yıllık bir süreç gerektiren çalışmalar. Biz bunun peşini bırakmadık. Denizli'ye ve üniversitemize getirmek istedik. Çalışmalarımızı sürdürdük. Bir şey daha söyleyeyim. Burada bilimsel çalışmalar var. Bu bilimsel çalışmalar aslında analizler içeriyor. Objektif analizler, veriler analiz edilerek sonuç ve önerilerde bulunuyoruz biz bilim adamları olarak, objektif olarak. Bu sonuç ve önerilerden politika yapıcılar, işletme sahipleri yararlanabilirler. Eğer gözden geçirmek isterlerse ben zaten kitapçıklarımızı bastırdım. Tüm sponsorlarımıza da dağıtıyoruz. Dolayısıyla bu kitapçıkları hem bizden edinebilirler hem de internet sayfamızdan edinebilirler. Elektronik ortamda çok seviniriz. Bunlardan yararlanırlarsa, bunlardan bir fayda sağlarlarsa veya bize önerilerde bulunurlarsa biz çok memnun oluruz. Buradan yeni projeler de çıkabilir. Dolayısıyla o projeleri yapmak için de biz her zaman hazırız. Şimdi bu bilimsel tarafı, aynı zamanda konuşmamın başında da söylediğim gibi biz sanayi de işin içine almak istedik. Esnaflarımız da dahil olmak için bunu işin içine almayı istedik. Bunun için Borsa İstanbul'dan gelen başkan yardımcısı ve Takas Merkezi Kayıt Kurulu ve Takas Bank yetkililerinin katılımıyla organize sanayi bölgesinde sadece sanayicilerimiz için bir toplantı düzenledik. Bu bilimsel tarafının dışında pratikte neler yapabiliriz? Sanayicilerimiz için sermaye piyasalarını nasıl açabiliriz? Nasıl etkin kullanabiliriz? İhtiyaç duyulan kaynak maliyetini nasıl düşürebiliriz? Bunlar tartışıldı. Borsa İstanbul katılım var mıydı? Vardı, evet. Katılım tabii vardı. Önemli bir toplantıydı. Eğer gerekli olursa biz bu toplantıları organize etmeye de devam edebiliriz. Çünkü Borsa İstanbul'da bizim arkadaşlarımız var. Oradaki araştırma daire başkanı bizim arkadaşımız. Şimdi genel müdür oldu. Pardon, müdürü oldu. Şu anda değişti çünkü AŞ olunca. Şimdi müdürü bizim arkadaşımız, öğretim üyesi arkadaşımız.
Erk Hacı Hasanoğlu, ona da çok teşekkür ediyorum katısına. Şimdi mesela biz bu toplantı sürecinde yeni bir proje ürettik. 4 Aralık'ta Teknopark'ta bu katılım bankacılığı ile ilgili bir toplantı, çalıştay düzenliyoruz. Toplantı düzenliyoruz. Borsa İstanbul'dan. 2014'te Teknokent'te katılım bankaları ile ilgili bir yeni bir alandır finansta bu. Yani gelişen, Türkiye'de de gelişen bir alan. Dolayısıyla bununla ilgili bir panelimiz olacak daha doğrusu. Bu panele Borsa İstanbul'dan Zamir Bey katılacak. Bu yabancı bir arkadaşımız. Ama bizim için özel, Denizli'ye geliyor ve spesifik olarak bu alanda çalışıyor ve bizi bilgilendirecek. Ben hem katılım bankacılığı ile ilgili hem iş hayatındaki temsilcilerimize hem de üniversitedeki bu o konuyla ilgili olan tüm çalışanları davet ediyorum. Onu da buradan belirtmiş olayım. Bizim aktivitelerimiz devam ediyor. Evet. Yine ilk haftasında Aralık'ın bu katılım bankacılığı ile ilgili Teknokent'te yapacağınız bu seminerde değil mi efendim? Panel diyelim. Panelde katılımcı olarak dinlemeye gelmek isteyen orada Teknokent'in Teknokent üyeleri de olabilir, dışarıdan katılmak isteyenler de olabilir, katılım bankalarında çalışanlar da olabilir, katılım bankalarıyla işi olanlar olabilir. Yani bu tür katılımcı grubunu bekliyoruz biz açıkçası. Dolayısıyla tabii bunları organize edebilmek kolay değil. Biz çaba sarf ediyoruz. Kısa süre içinde bunları organize ediyoruz ve Denizli'ye sunuyoruz açıkçası bir hizmet olarak. Onu da söyleyeyim. Peki son zamanlarda işte üniversiteyle ilgili de sahiden kopuk, iş yerlerinden kopuk, böyle bir de seçimler var ya. Algı yönetimini farklı yönlendirmeye çalışan gruplar var. Pamukkale Üniversitesi'nin ya da diğer üniversitelerimizin genel olarak baktığımızda hiçbirisinin yani alanda olmadığı diyemem. Bütün öğretim üyelerimiz alanda aslında çalışabiliyor. Yalnız istediğimiz etkinlik, verimlilik yok. Bunu biraz da arttırmak lazım. Pamukkale Üniversitesi özelinde ise alandan biz çok veri topluyoruz. Ama bunu bir organizasyonunu yapmamız lazım. Daha verimli şekilde projeler üreterek bu projelerin elde ettiğimiz verileri bu projeler kanalıyla analiz ederek sonuç ve önerilerimizi sanayiye sunarak geleceğimizi planlamak aslında bizim. Eğer var ise karşılaşabileceğimiz bazı krizleri bugünden öngörüp tedbirlerini almak. Yapmak istediğimiz bu zaten. Sosyal bilimler alanına baktığınız zaman en büyük sıkıntımız budur işletmeler açısından. Şöyle diyelim, bir üretim sistemi veya makine verimliliğiyle ilgilenen veya bir ürünün ortaya çıkmasıyla ilgilenen bir çalışma aslında bir somut bir şeyi ortaya çıkartır ve oradan nakit girişlerini sağlar. Ama sosyal bilimlerde şöyle bir şey, bizim somut ürünümüz görünmeyen bir şeydir. Daha sonra ortaya çıkabilecek problemleri, büyük problemleri biz bugünden öngörüp önlemlerini alabilirsek o ürünün sağlamış olduğu nakit akışlarından daha fazlasını biz işletmelere sağlayabiliriz. Bunu anlatabilirsek biz başarılı oluruz diye düşünüyoruz sosyal bilimler olarak. Onun için biz her zaman sanayiyle beraber olacağız. Sanayi için projelerimiz var. Sanayinin de bize var ise projeleri veya sorunlarını iletmesini istiyoruz. Bu sorunlar için biz her zaman oturur, projelerimizi yapar, analizlerimizi yapar ve paylaşırız. Tabii bunlar hep proje bazında olması gereken ciddi şeyler. Denizli önemli bir ekonomik aktiviteye sahip. Denizli'nin potansiyeli çok yüksek. Çok çalışkan bir toplumumuz var. Girişimci ruhu hakikaten çok iyi. Ama bu un, şeker, yağımız var. Ancak helvayı daha net, daha güzel şekilde yapmamız lazım. Yapıyoruz, helvamız var ama o helvayı daha iyi, daha kaliteli halde yapmamız lazım. Ben hep şunu söylüyorum, 90'lı yıllarda tabii araştırmalarımız oldu bizim mesleğimiz gereği.
5 tane şehir sayardık. Türkiye'de Anadolu kaplanları ya da aslanları kavramı altında. Bunlardan Bursa, Kayseri, Antep, Denizli, Maraş. Şimdi ben görel olarak bir kıyaslama yaptığımda Bursa, Kayseri, Antep'in biraz daha ön plana çıktığını, dinamizmini daha arttırdığını, Denizli'nin ise biraz geride kaldığını düşünüyorum. Bizim tekrardan kendimize gelip, bunların çeşitli faktörleri var. Onları neden geri kaldık? Somut bir iki cümleyle hocam. Biraz yani. Bilgi temelli çalışmamız gerekiyor. Bilgi temelli çalışmaz isek sıkıntılar doğabiliyor. Bilgi temelli çalışmamız şu demek. Biz sanayicinin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Onların da bir bilgi birikimi var. Onlardan yararlanmak istiyoruz. Ama bizim de kendimize ait bilgilerimiz var. Onları da koyup bir arada bütünleştirerek helvayı yapmak istiyoruz. Yani bazen şöyle şeyler söylenebiliyor. Yani kitapta yazıldığı gibi olmaz. Aslında öyle değil. Kitapta bizim üzerinde çalıştığımız veya anlattığımız metodoloji alandan alınmış ve alandan türetilmiş metodoloji. Yani ahanda da kullanılan metodoloji. İşte bizim modellerimiz vardır. O modeller üzerinden analizlerimizi yaparız. Bunlar hep alandan ve bilimin bir araya gelerek üretildiği modellerdir. Ancak bizim Türkiye veya bölgemize ait varsayımlarını değiştirmemiz lazım biraz. Biz de hocalar olarak onu yapabiliriz. Bunları yaparsak bilgi her zaman bizi ön plana çıkartır ve geleceğimizi peki, daha iyi ve doğru planlar. Geri kalmamızın bir diğer sebebi de şu olabilir mi? Herkes kendi az sermayesiyle iş yapmak yerine birlik olup biraz daha güçlü birlikteliklerle şöyle daha büyük işler olabilir mi? Yani o iklimi oluşturmak önemli. Yani girişimcilerimizin beraber olup küçük sermayeleri bir havuzda toplayıp büyük sermaye haline getirip bu büyük sermayeli daha verimli yatırımlara yönelmesi mutlaka ki bir katkıdır. Mutlaka ki bir katkıdır. Şimdi bizim için önemli olan şu. Bizim için alternatif yatırım projelerine bakmamız lazım. Yani birisi şunu yaptı hadi ben de yapayım mantığından çıkmamız lazım. İlgili olduğumuz alanlarda alternatif, farklı, inovatif düşünerek projeler bulmamız lazım. Bu projelerin karlı olup olmadıklarının analizini yapmamız lazım. Bakın bu çok önemli. Ben şimdi teknik terimlere girmek istemiyorum burada. Dolayısıyla işletmecilerimizin bilgi temelli çalışması demek şu demek. Bir proje var, yatırım yapmak istiyor. Bunun bir analizini yapması lazım. A işletmesi yaptı, başarılı oldu, hadi ben de yapayım. Belki pazar doydu, gerek yok. Nakit akışlarına bakması lazım. Oraya yatıracağı sermayenin maliyetine bakması lazım. Bundan sonra acaba bu iş karlı mı değil mi analizi yapması lazım. İşte orada biz işin içine giriyoruz. Bunlar önemli analizler, bilgi isteyen analizler. Biz bu tür yardımlarda bulunmak istiyoruz işletmelerimize. Bu tür yardımlarda bulunursak doğru yatırımlara yönlenmiş oluruz. Doğru analizler yapmış oluruz. Karlı yatırımlara ulaşmış oluruz. Eğer o proje karlı değilse yatırım yapmaktan vazgeçeriz. Bu da bir finansman kararıdır örneğin. Önemli de bir finansman kararıdır. Çünkü yatırdığınız sermaye karşılığında veya kaynak karşılığında geri dönüşü yok, daha azdır. Dolayısıyla biz fayda maliyet analizi yaparız her zaman. Eğer fayda maliyetten daha yüksekse o yatırıma devam deriz. Eğer daha düşükse o zaman o yatırımdan vazgeçme kararını alırız. Dolayısıyla bu tür çalışmaları yapmamız lazım. Bizim yani araba devrildikten sonra kurtarmak iş değil. Tabii diyorsun. Değil. Yani, aynı bir hizmet. Yani daha önce yol koşullarına bakmak lazım, trafik kurallarına bakmak lazım. Dolayısıyla doğru. Onları öngördükten sonra veya onlar analiz edildikten sonra aracı sürmemiz gerekiyor. Evet. Peki bir ekonomist olarak şöyle baktığınızda bir finansçı olarak Denizli ve çevresinde çevrelerde gerçekten sokakta söylenendiği gibi bir kriz kokusu var mı? Yani sempozyumda da bakmışsınızdır. Yani Denizli havası. Denizli için mi kriz? Denizli içinde üzerinde sen böyle bir tabii bizi kötü bir rüzgar var mı? Denizli çalışkan, risk alabilen bir şehir. Girişimci ruhu olan bir şehir. Mutlaka ki çeşitli ekonomik ortamlarda
işletmeleri iyi yönetenler olabileceği gibi kötü yönetenler de olabilir. Yani çok iyi ekonomik şartta işletmeleri iyi yönetebilenlerin yanı sıra kötü yönetenler de olabilir. Ekonomi makro düzeyde çok iyi görünürken bazı işletmeler de yok olup gidebilir. Sıkıntı içine gelir. Veyahut çok kötü ekonomik şartlar olabilir ama o ekonomik şartlarda işletmelerini iyi yönetenler, onları ayakta tutabilenler olabilir. Dolayısıyla bu iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Bir mikro düzeyde bir de makro düzeyde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi biz son 1,5-2 seneden beri çok kırılgan dönemler yaşadık. Ben onlara girmek istemiyorum. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. İşletme sahipleri şunu yaparlar. Geleceklerini önceden planlarlar. Geleceklerine yatırım yaparlar. Tabii ki bu planlamalarını belirli varsayımlar ve belirli öngörüler altında yaparlar. Bunları yaptıktan sonra da geleceği satın almış olurlar. Örneğin, basit bir örnek. Bir esnafımız bugün, işte Kasım ayı içindeyiz, 2015 yılı için bir öngörü yapar. Geçmiş verilerine bakar, bir tecrübedir bu. Elinde de verileri vardır. Gelecekle ilgili beklentileri vardır. Bu beklentiler doğrultusunda bağlantılarını yapar örneğin. Yani satın almalarını yapar, stoklama ile ilgili planlamasını yapar, finansmanı ile ilgili planlamasını yapar. Bu nedir? Bugünkü şartlar altındaki varsayımlar ile yapılan bir öngörüdür. Ancak bir hafta sonra çok ani, kırılgan bir şey olursa, beklemediği bir deprem var. Deprem olabilir, savaş olur, başka bir şey olur. Onlar uç noktalar ama yani bu deprem şiddeti çok yüksek olursa, bu sefer yapmış olduğu bağlantıların varsayımları tamamen ortadan kalkmış olur. Ancak riski almıştır. O riski karşılamak zorundadır. Çünkü bağlantılar yapılmıştır. Onları karşılamak zorundadır. Pazara bir daralma olduğu zaman beklentilerinin dışında o bağlantıyı kendisi finanse etmek durumundadır. Kendisi finanse edince bunun bir maliyeti vardır. Finansman maliyeti vardır. Dolayısıyla bunları bu şekilde düşünmemizde fayda var. Karar vericiler, politika uygulayıcılar aslında bir karar verirken, bir politikayı oluştururken, bu sadece ekonomik anlamda söylemiyorum. Yani hukuk çerçevesinde söylüyorum, ekonomik çerçevede söylüyorum. Diğer alanlarla ilgili bir karar alınırken bunun tüm ülkeye ne gibi etkilerinin olabileceğini düşünerekten hareket etmesi gerekiyor. Tabii ben ekonomi açısından bakıyorum işe. Yani dolayısıyla toplumlar çok basit gibi görünen kararlarda kendilerini sıkıntıya sokabilirler. Onun için çok önemli işler yapıyorlar tabii ülkeyi yönetenler. Türkiye'yi yönetmek çok zor. Dolayısıyla ben onlara kolaylık versin diyorum görevlerinde. Dolayısıyla bizim çok dikkatli olmamız lazım. Risk yönetebilme koşullarımızı iyileştirmemiz lazım. İşletmelerimizi sağlıklı, ilkesel ve bilgi temelli yönetmemiz lazım. Bu çok önemli. İlkelere dayalı, bilgi temelli yönetmemiz lazım. Eğer bunu yaparsak küçük işletmeler büyüyerek büyük işletme olabilir. Bir Ford mesela dünyaca tanınan bir marka şu anda. Bunlar aile şirketleriydi 120 yıl, 140 yıl önce örneğin. Onlar da küçük sermayelerle başladılar. Ama bunlar ilke ve bilgi temelli çalışmaya başladıktan sonra aslında belirli noktalara geldiler. Belki bir pazar yakalamış olabilirler, oradan nakit akışlarını sağlamış olabilirler o dönemde ama bunun iyi yönetilmesi ve büyütülmesi sonraki dönemlerde önemli. İşte biz burada işin içine giriyoruz. Biz burada heyecanlıyız. Biz bu tür katkı sağlamak istiyoruz. Bir küçük işletmemizin büyüyerek dünya devi olmasını istiyoruz. Tabii önemli bir süreçten geçmesi lazım. Marka haline. Bir orta büyüklükteki işletmemizin daha verimli çalışıp dünya devi haline gelmek istiyoruz. Büyük bir işletmemizin dünya devleriyle yarışabilir hale gelmesini istiyoruz. Burada sadece işletmenin tüm fonksiyonlarıyla beraber
dikkatli bir şekilde eşgüdümün sağlanması lazım. İşte biz bunlar için varız aslında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak. Makro düzeyde nasıl verimli çalışılması gerekiyor ise, tabii benim alanım biraz da finansı olduğu için ya da işletme tarafı olduğu için mikro düzeyde de biz bunlara yönelmemiz gerekiyor. Bunlar da birbirimizle konuşur, birbirimiz ile konuları tartışır isek daha doğru noktalara ulaşırız. Denizli'nin bu büyük potansiyelini çok etkin ve verimli bir şekilde yönlendirebiliriz tüm Denizli halkı olarak. Denizli'nin hakikaten büyük bir potansiyeli var. Umarız Denizli bu potansiyelini çok iyi kullanacaktır ve iyi noktalara gelecektir. Hem Denizli için kendi topluluğuna katkı sağlayacaktır. Hem Türkiye ekonomisine, aynı zamanda da dünyaya katkı sağlayacaktır yani. Bizim görevimiz burada bu potansiyeli iyi kullanıp, verimli kullanıp bu yansımaları gerçekleştirmektir. Evet. Tekrar sempozyuma dönecek olursak hocam, kitabı da yayınladınız. Evet. Ekonomi Bakanı da Denizli. Evet. Bu anlamda daha faydalı çalışmalar yürütebiliyor musunuz? Tabii. Bakanlıklar düzeyinde diyelim çalışmalarımız oluyor. Bizim öğretim üyesi arkadaşlarımızın yaptığı projeler oluyor. Bizlerin yaptığı projeler oluyor. Kurumsal projelerimiz oluyor. Bu şekilde de çalışmalarımız oluyor. Bir örnek vereyim eğer isterseniz. Buyurun. Kıdem tazminatı fonuyla ilgili şu anda şeyler var. Çok uzun süreden beri çalışmalar var. Türkiye'de kıdem tazminatı fonuyla ilgili geniş bir çalışma yapan üniversite Pamukkale Üniversitesi'dir. Ben burada özellikle iddia ediyorsunuz yani. Biz tabii sunumunu yaptık Sayın Bakanımıza. Burada özellikle 2010 yılında yapılmış bir panel vardı ya da çalıştay diyelim. Orada çıkan sonuçları biz bir bilimsel kitap haline dönüştürdük. Ve bu bilimsel kitapta ihtiyaç duyulan problemlere yönelik çözüm önerilerinde bulunduk. Politika yapıcılarımıza. Ve bununla ilgili aktüaryel hesapları, yani matematiksel hesapları da objektif bir şekilde yaparak politika yapıcılarımıza bir veri done sunduk ki ona göre karar alabilsinler. Ben burada Profesör Doktor Oğuz Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Çünkü onun büyük çabaları var. Bu konuda çalışmaları devam ediyor. Bizim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Bölüm Başkanımız. Dolayısıyla bu tür çalışmalarımız bizim var. Yani toplumun sorunlarıyla ilgilenmek ve sorunlarına yönelik çözüm önerilerinde bulunmak bizim ilk hedefimiz. Peki kıdem tazminatıyla yaptığınız sunumdaki o öneriler kabul gördü mü? Tabii kullanılıyor. Şimdi Pamukkale Üniversitesi, biz kitaplarımız var, kitaplarımızı bıraktık. Yaptığımız, verdiğimiz veriler, doneler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Mutlaka o done belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Ben örneğin kendimi çalışmamdan bahsedeyim. Kıdem tazminatıyla ilgili, fonuyla ilgili prim oranını hesaplamasını yaptım ben. Nasıl yani? Yani bir fona yatırılacak ücretler üzerinden kesintinin yüzde kaç olması gerektiğini, işçilerimizin bugünkü haklarını kaybetmeme koşuluyla bu oranın ne olması gerektiğini hesapladık. Bunun modelleri var. Verileri kullanıyoruz. Öngörüleri yapıyoruz. Dolayısıyla bunları objektif olarak analiz ediyoruz ve bir sonuç çıkartıyoruz ve önerilerimiz oluyor. Burada bizim yaptığımız bu önerileri politika yapıcıları tarafından değerlendirildiğini ben biliyorum. Tabii bizim belki bazı verilerde eksik taraflarımız olabilir. Politika yapıcılarımız onları da değerlendirip bir karar verme aşamasına da gelebiliyorlar. Tabii kolay işler değil bunlar. Yani Türkiye'nin önemli işleri var. O önemli işleriyle ilgili reformlar yapılmaya çalışılıyor. Bu reformlarla ilgili çalışmalar içinde işte bu tür doneleri, bu tür önerileri üniversitelerimiz
vermesi gerekiyor. Biz de bize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz kendi açımızdan. Hocam çok teşekkür ederim. Evet. Program sonuna doğru geldik. İsterseniz son bir iki cümleyle toparlarsak. Evet, ben teşekkür ediyorum. Özellikle 18. Finans Sempozyumu ve yapılmış olan diğer üniversite faaliyetlerinde bize desteklerinizden dolayı, Deniz'in desteklerinden dolayı herkese, yer alanlara teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra daha güzel çalışmalar yapacağız. Tabii bu tek bir kurumun ya da tek bir kişinin yapacağı bir şey değil. Bu bütün olarak, beraber olarak yapılacak şeyler. Eğer biz Denizli olarak bir beraber olursak çok daha güzel şeylere imza atarız diye düşünüyorum. Burada da üniversite olarak, birey olarak bana düşen görev ne olursa ben yapmaya da hazırım. Evet, çok teşekkür ederim. Seyircilerimize iyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Değerli izleyenler, Arete'nin ve Pamukkale TV'nin değerli izleyenleri, şöyle bitirmek istiyorum. Yolda, kahvede, orada burada duyduklarınızla firmalar hakkında yok piyasa şu kadar kötü, yok bu batmış, şu gitmiş, bu tür laflarla değil. Bu tür laflarla belki de hiç akılda olmayan psikolojikmen bazı firmaları kötü etkileyebiliriz. Bu anlamda tabii ki yaşanan pazarın içerisinde, yaşayan ekonomi içerisinde batan da olur, çıkan da olur. Ama bunu kahve köşelerinde konuşarak hiçbir yere varamayız. Onun için her şey gönlünüzce olsun, esen kalın.